LeBron James. Şu an 38 yaşında. Onu emekli olmadan bile özlüyoruz. Ama bu ligden bir zamanlar durdurulamayan genç bir LeBron geçmişti. İşte LeBron James'in en akıl almaz anları. Video geçmeden zıplama programı alanlara sadece bir haftalığına basketbol antrenman programı da hediye edilecek. Aşağıdaki linkten programlara ve detaylara bakabilirsiniz. Ve bizim programlarımızla gelişenler paylaşmam için smaç videolarını Instagram'dan gönderebilirler. Yıl 2012. LeBron'un o dönemki takımı Miami Heat ve Chicago Bulls playofflarda maç henüz yeni başlamışken LeBron tarihin en aşağılayıcı smaçlarından birini vurdu. Ama nedense hak ettiği ilgiyi görmedi bu smaç. Ve LeBron'un kariyeri için pek bir şey ifade etmiyor belki. Ama rakip oyuncunun kariyeri için çok şey ifade ediyor. İşte John Lucas'ın kariyerinin en iyi oyunu. LeBron 1.80 boyunda John Lucas'ın tam anlamıyla üzerinden zıplayarak alley-oop smaç vurmuştu. Bu esnada henüz 27 yaşındaydı. Bundan daha az aşağılayıcı çok az smaç vardır. Varsa da yine LeBron tarafından yapılan bu smaç olabilir. 2013 yılında LeBron ve takımı 27 maç üst üste kazanıp o dönem için NBA'de bunu yapabilen ikinci takım olmuşlardı. Sonrasında 28 maçta Golden State ikinci sıraya geçecekti. Böylelikle LeBron'un rekoru 3. sıraya düştü. Ama NBA'de bir oyuncu LeBron ve takımının bu rekorunu fazlasıyla hafife almıştı ve onlara saygısızlık etti. Jason Terry, kazanma serilerinden gerçekten etkilenmedim ve yaptıkları hiçbir şeyden de etkilenmiyorum demişti Miami'yi kastederek. Keşke bu açıklamayı daha sonra yapsaydı. Çünkü yakın zamanda saygısızlık yaptığı Miami ve LeBron'a karşı maçı vardı. O maçta LeBron, hatta tüm Miami, harika bir top oyunuyla ve tarihin en aşağılayıcı maçlarından biriyle neredeyse Jason Terry'nin hayatına son veriyorlardı. LeBron maçtan sonra Jason Terry'i yerdeyken gördün mü diyen muhabire "Evet yerde yatıyorken gördüm ama sanırım o beni göremedi" dedi. Genç LeBron hakkında konuşurken dikkatli olmalıydınız. LeBron'un aşağılayıcı posterleri ve blokları saymakla bitmez. Ama gelin ligdeki hakimiyetini kanıtladığı ilk maçına gidelim. 2007 yılı Cleveland-Detroit Pistons Doğu Konferansı finalleriydi. LeBron liseyi bitirip NBA'ye geleli yalnızca 4 yıl olmuştu. Pistons bu esnada 80'lerin sonu, 90'lar ve 2000'lerde ligin en baskın takımlarındandı. 2003 ve 2008 arasında 6 konferans finali, 5 NBA finali ve 3 NBA şampiyonluğu yaşamışlardı. Pistons Doğu Konferansı'nın sahibi gibiydi ve son 4 yılda 3. NBA finalleri için hazırdılar. Ama bu sefer hesaba katmadıkları şey ligin yeni hakimi olacak olan 22 yaşındaki LeBron James'ti. Seri başa baş ilerleyerek 2-2'ye kadar gelmişti. 5. maçta tecrübeli Detroit kadrosu ne yaparsa yapsın LeBron'u durdurmayı başaramadı. 22 yaşındaki LeBron bu oyunda tamı tamına 48 sayı atmıştı. Çok daha önemli olansa 2 defa uzatmaya giden maçta LeBron takımının son sayılarının hepsini kendisi attı. Arda arda 25 sayı kaydetti. Detroit LeBron'u yeri geldi 2 kişi savundu, yeri geldi 3 kişi savundu. Yine de durduramadılar. Oyun başlıyor, top LeBron'a geliyor ve bitiriyor. Üst üste 25 sayı attığı yetmemiş gibi ikinci uzatmalarda maçın bitimine 2 saniye kala bir de maç kazandıran sayı atmıştı. Detroit, LeBron'u durdurmak için sahip olduğumuz her şeyi ortaya koyduk. Durduramadık dedi. Bunu duyan takım Larry Bird'e, Magic Johnson'a, Shaquille O'Neal'a ve Jordan'a karşı oynayan ve pes etmeyen bir takımdı. 22 yaşındaki LeBron tüm bunları tarihin en iyi savunma takımlarından birine karşı yapmıştı. Olimpiyatlarda dünyanın en sert bloklarını vurdu. NBA'nin en sert bloklarını vurdu. What does a king always do to a prince? Jordan'ın takımına karşı oynarken yerinde gözüm var der gibi kenarda oturan Jordan'ın gözlerine bakarak smaç bastığı oldu. Ama en önemli anlarından bazıları yıllardır savaştığı Golden State'e karşı attığı buzzer'lardı. Bunlardan ilkini 2009 yılında yaptı LeBron. Golden State'in sahasında takımı bir sayı gerideydi ve maçın bitimine 4 saniye vardı. Karşı takıma hiçbir şans vermemek için kalan 4 saniyeyi bile son saniyesine kadar kullanan LeBron Golden State'e ilk buzzer'ını attı. They get it to LeBron. Curry outs on him at 3 and 2. LeBron to win the game. Bundan yaklaşık 5 yıl sonra Golden State taraftarını ikinci kez susturdu. 2014 Miami Golden State maçında son 16 saniyeye Miami bir sayı farklı önde girmişti. Sonrasında Curry aldığı basketbolla takımını öne geçirdi. Ve son atakta mola hakkı kalmayan Miami'de top LeBron'u buldu. Son 5 saniye.
LeBron bu maçta 36 sayı attı ve en ikonik sevinç hareketlerinden biri doğdu. Tüm Golden State sahasını ikinci kez susturan LeBron, The Silencer, yani susturucu adını verdiği sevinç hareketini yaptı. Ama bu Golden State'e karşı attığı son buzzer'ı bile değildi. LeBron bir defasında uzaktan şut yemini nasıl hissettirdiğini Curry'e de tattırdı. Side is tied up by Green. Throws it back up top. James puts up the three. Oh, it's good! LeBron pozisyondan önceki molada göz damlası kullanmıştı. Attığı uzak üçlükten sonra bu yüzden gözlerini ovuşturuyordu ve şu açıklamayı yaptı. You know, Draymond finger to the eye. I was literally seeing three rims out there. So I just shot at the middle one. Tabii LeBron maç sonlarında her zaman bu kadar iyi değil. 2017'de Wizards'a karşı maç kazandırma şansı varken boş turnike kaçıran bir adamdan bahsediyoruz. Bir de heyecandan olsa gerek steps yapıyor. Wizards taraftarları kaçan bu boş turnikeden sonra sevinçten çıldırmışlardı. Dalgada geçiyorlardı tabii. Sonrasında John Wall 2'de 2 serbest atış attı. Ama o gün Wizards taraftarlarının son mutlu olduğu andı bu. Son 3 saniye ve top boş turnike kaçıran LeBron'da. Kevin Love down the floor for LeBron James on target. Turn sends it. LeBron. Yeah! You got me, KB! Life is about to over. Don't look in, but it should count. 120 apiece. You have to be kidding me. LeBron için resmen bir sınavdı bu. O boş turnike kaçırmasıyla maçı kaybetseydi kesinlikle efsaneliğini sorgulayacak çok insan olurdu. Ama LeBron hatasını 50 kat telafi edip akıl almaz zor panyalı bir fade away attı ve maçı uzatmalara götürdü. LeBron'un trash talk hikayeleri Jordan kadar ünlü değil. Kariyeri bittiğinde onunkileri de duyacak olsak da 21 yaşındaki LeBron'un pek bilinmeyen bir hikayesi var. 2006 playofflarında Cleveland ve Wizards karşılaşmıştı. Wizards oyuncusu Gilbert Arenas'ın anlattığına göre Arenas ve iki oyuncu daha LeBron'un apartmanında kumar oynuyorlardı. Arenas, LeBron'un kumar oynamadığını, sadece onun apartmanında olduklarını söyledi. Arenas, Cleveland oyuncusu Damon Jones ve birkaç oyuncu daha vardı. Arenas, Cleveland oyuncusu Damon Jones'un kumarda hep kaybettiğini ve tam bir dalga konusu olduğunu söyledi. Zaten seride de berbat oynuyordu. Bu yüzden Arenas onunla iyice dalga geçmeye başlamıştı. Sırf dalga geçmeye devam etmek için Damon Jones'tan kumar borcunu bile almazmış. Yani Cleveland oyuncusu Jones dalga geçilen ve o esnada seride işe yaramayan bir oyuncu konumunda. Maç öncesi olaylar bu şekilde gelişiyor. Beraber takılan bu oyuncular serinin 6. maçı için rakip olacaklardı artık. Tüm maç çekişmeli geçmişti. Wizards son saniyelerde 3 sayı gerideyken Gilbert Arenas clutch bir üçlük atıp maçı uzatmaya götürdü. Uzatmaların son 15 saniyesinde Wizards 1 sayı önde girdi ve Arenas'ın 2 serbest atış hakkı vardı. Burada LeBron Arenas'ın kulağına gidip bir şeyler söyledi. Ve neredeyse 20 yıldır burada ne söylediğini kimse bilmiyordu. Arenas ilk serbest atışını kaçırdı. Sonrasında LeBron yanına geldi ve kulağına "Maçı kimin kazanacağını biliyorsun, oyunu kimin bitireceğini de biliyorsun" dedi. Bunun dediği sırada hala bir sayı geride ve maçın bitimine 15 saniye var. Üstelik Arenas'ın bir serbest atış hakkı daha var. Bu esnada kumarda kaybeden ve dalga konusu olan oyuncu Jones yedekten oyuna alındı. LeBron Arenas'a "Oyunu kimin bitireceğini biliyorsun" derken Jones'tan bahsediyordu. Arenas Jones'u o kadar ciddiye almıyordu ki sadece gülüp "Bu oyuna sakat yazar" demişti. Üstelik koskoca LeBron maça bile çıkmayan Jones'a pas mı verecek diye düşündü. Arenas son serbest atışı kaçırdı ve son top Cleveland'a kaldı. LeBron kendini savunacaklarını ve Jones'u ciddiye almayacaklarını biliyordu. Bu yüzden topu ona gönderdi. LeBron James. Richard Trapp. They get it out of his hands. Hughes. Damon Jones. Puts it in. With 4-pointed round. Damon Jones, who hadn't played a second all game, inserted and knocks down the winning shot. Bu olayı 2 ay önce bizzat Gilbert Arenas anlatmıştı. Bu da bize şunu gösteriyor ki LeBron karşısına çıkacağı rakiplerin arkadaşlık durumlarını bile analiz eden bir oyuncuydu. Buzzer'ı kendi atmasa da bence bu çok daha büyük bir zeka. Ve belki de şu an bu videoyu izleyen çoğu kişinin hayatı boyunca bir daha göremeyeceği bir an. Bu LeBron'un 38.388. sayısı. LeBron James, a shot in history! Önce attığı ilk sayıdan bu yana yüzlerce kez eleştirildi ve yargılandı. Ama en sevmeyenlerin bile reddedemeyeceği şey, LeBron o an bir basketbolcunun yapabileceği en zor şeyi yapmıştı. Hatta muhtemelen çok uzun yıllar boyunca bunu yapabilecek başka bir oyuncu olmayacak. Ve biz buna şahit olduk.